Haber'e, Görün Yazı'dan herkese merhaba. Yine bir maliyet videosuyla karşınızdayım. Geçen ay iki katlı ikiz evimizin iç kapı maliyet videosunu çekmiştim. Oda kapılarını nereden aldık? Bize kaça mal oldu? Biliyorsunuz Variador markasını tercih etmiştik oda kapılarında. Bugün de 1 Nisan. Bu ay ilk işimiz mutfak dolaplarının montajını yaptırmak oldu. Şimdi bu videoda mutfak dolabının montajı nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir, hangi ayrıntılar önemlidir? Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Videonun sonunda da en ince ayrıntısına kadar bu mutfak dolabı bize neye mal oldu, maliyeti ne tuttu, ödeme şekline kadar bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizleri mutfak dolabının montajıyla baş başa bırakıyorum. Mutfak dolabımızın montajı başladı. Şimdi sağdan bir vida atıldı. Burada dolaplar birbirine ve duvara monte edilerek geliyor. Burada bir tane var değil mi şu aşağıda? Bir. Bir tane burada evet. Var. Bir tane orada var. Bir tane orada, bir tane orada. Üst dolap. Şöyle yavaş yavaş. Bakıldı. Bura soldan monte edilecek. Kombi dolap. İle gelecek duvar. Ver bakalım. Şimdi duvarlarımızın sıvası zayıf olduğu için çünkü biz altı tarafından oraya kama vuruyor. Şimdi üzerine 10'luk vidayla. 10'luk vidayla sabitleyecek. Getir bir tane daha askeri bana. Bir tane de alta koyacağız. Bir tane de alttan. Toplam 2, 3,5, 8, 4, 6, 7, 8 tane 10'luk vidayla üst dolabı sabitlemiş olacağız. Şuradan aspiratör yerleri de açıldı. Buradan aspiratör bacası çıkacak. Burası camlı dolap yeri. Bir kapaklı dolap burada var. Bu dolap üstünde kapaklı dolap burada var. Şu bölgede kombi dolabı. Evet. Üstte kapamaları da taktı. Evet. Şu an görüntü kapandı. Şöyle. Raflarımız da yerleştirildi. Burada sadece raflı dolabımız burada var değil mi? Raf evet. Burada var. Burası aspiratör. Kombi dolabı. Burada kombi dolabı. Üst. Taş takılıyor değil mi usta? Evet. Burada yerlerim var. Yerleri yok. Sen onları ayarlayıp vidalıyorum. He, vidalayacaksın. Tabii. Bu, bunun üstüne de böyle gelecek, gelecek mi? Gelecek, gelecek. Hepsini ayarlayıp keseceğim. Üçlük vida satılmış. Tacı usta alttan vidalarını vuruyor. Geç oraya. Üst onu tacımız ver. Tamam. Bir de o gözünü ver. Şimdi usta köşeleri birleştirecek. Satamış. Güvenizde. Aynen öyle güzel. Alt mı var orada? Koruma. Evet, buzdolabı üst dolabının da tacı yapıldı.
Sıra geldi kapaklara. Kapakların menteşesini. Menteşelerini takıyor. Yeniler menteşe, frenli sistem. Bu fren sistem değil mi usta? Frenli sistem. Şey yaptıktan sonra en son bitince onları bir kapatacağım, göstereceğim. Evet. Evet, onu bir gösterelim şöyle. Şimdi dolap kapağı. Kapaklarımız high glass kapak. High glass kapak. Medefe üzeri parlak. Medefe üzeri kaplama. Parlak kaplama. High glass zaten parlak. High glass gibi. Parlak, evet. Kalınlık? 18 milim. 18 milim. Kapak kalınlıkları mı? Gövde kapak. Kalınlığı aynı mı? Kapak gövde kalınlığı 18 milim. Gövde kapak kalınlığı 18. Gövde ve raflar da 18. Ayetaşı suntala. Ha, onlar da suntala. Arkalar 5 milim medefe. Arkalar 5. Dolap arkaları 5 milim medefe. Şöyle arkaları göstereyim. Evet, bu soldaki tek dolabımız. Evet. Bakacağız bir böyle tutarsak. Dur bebe yapacağız. Tutmazsa ağaç açacağız. Tamam. Tuttu mu dübe? Ben tuttum. Şimdi bu tek dolap bir alttan bir üstten. Evet. Sabitliyoruz. Getir raflarını da. Burada iki rafımız var. Beyaz asker amanı kapağımız da var. Tacımızı da yaptık. Tek dolabımız bitti. Sıra geldi kapakların montajına. Evet, şimdi o çalışma şekline bir bakalım. Ayar yapacağız. Ayardan sonra şuradan tekrar yaparız. Evet. Ayarı şimdi eşit oldu. Evet. Şimdi kapaklarımız kulpsuz. Evet. Burası da kombi dolabı. Hasır kapak. Hasır kapak açık değil mi usta? Kombinin hava alması için. Evet, böyle dekoratif bir görüntü var. Hem de kombinin uzun ömürlü olması için. Bunu sağlıyor. Bu hasır kapağı şeyde yapıyorlar. CNC makinesinde. CNC makinesinde. CNC makinesi. Oradan diyorsun ki şu dekoru yap. Evet, evet. Oradan kesiyor. Aynen. 4 milim medefeyi koydurdu mu bu şekilde alıyor. Onu boyuyor musun bu haliyle mi şey yapıyor? Hazır boyanmış olanı yapıyor. Ha, boyanmış olanı yapıyor. Ha, istersen başka renge de boyayabilirsin. Ha, yok bu renk güzel. Ya, dur şöyle yapalım. Ha, sadece onunki de şey değil mi hareketli? Onda yok şu an. Onda yok mu? Onu amortisör takacağım. Ha, tamam. Böyle kalacak.
Burası muslukların yeri. Burası da bulaşık makinesi, pis su ve kumuslu giriş çıkış ortamları. Şey getir, rafimi de çekecek. Usta şimdi ayaklardan ayarlıyor. Zemin de çünkü eğrilikten olabilir. Burası kullanım alanı. İyi değil mi usta? Çok. Şöyle bir bakalım. Gel. Teraziyle tezgahın kontrolünü yaptık. Silikon çekeceğiz. Nasılsın abi? Değil mi? Tam ortaya geldi. Bir bak usta. Biraz daha az bir şey. Ha. Akıntı verelim yeter. Usta ayaklardan ayarlıyoruz. Terazisiyle bakıyoruz. Silikon çekilip kapaklar takılacak. Süpürgelik. Tezgah süpürgelik. Bu da süpürgelik. Şu alanımız. Kombi alanı, kombi dolabı burada. Süpürgeyi de tamam. O da oldu. Başlayalım. Şimdi üst dolapların camlı kapaklarını takıyor ustamız.
Şeylerden yaptın değil mi usta? Fren, şu menteşeler. Menteşe şu ayar vidaları. Ayar vidaları var. Şunlar ayar vidaları bak değil mi? Gösterdim şu ortadaki. Onları ayarlayarak bunlar birbirine değmeyecek şekilde. Hani ben biliyor musunuz biraz simetri şeyi var bizde. Akıntısı. Ayar vidalarından birbirini ayarlamaya çalışıyor. Evet. Şimdi usta şeylerin menteşelerin yerlerini değiştirdi. Çünkü şey buradan başlıyor dedi, değil mi? Evet. Yani ceketin ilk düğmesi gibi hani buradan. Evet, bak şimdi yavaş yavaş burası olmaya başladı. Olmaya başladı. Tabii bu usta vidaları sıkarak, gevşeterek. Hah, bak şimdi şurada çizgi üst taraf bitişik, alt açıktı. Ayarı yaptı. Oraya yapınca burada öyle oldu. Usta yalnız şurada çok bak milimetrik bir şey var. Daha gözüküyor. Sen bu tür işler olduğunda beni yanında götür. Ondan sonra iş bitmesi. Ha. Buradan yukarıdan aşağı ip gibi zaten döşenirken yani monte ediliyorken süt arazisiyle yapılmış. Hatta bizim şu zeminde bir problem vardı şurada. Evet. O ayaklarla ayarlandı. Şu alt kapaklarda da biraz sıkıntı olmuştu. Bunlar ayarlandı. Bir de ona bakalım. Heh. Evet. Bak evet. Son testleri yapıyoruz. Bunlar hepsi amortisörlü. Evet, kapandı. Ya, iyi. İyi usta. Tamam ben yani hem kameradan bakıyorum hem çıplak gözle bakıyorum. Yani on ayarlar yapıldı. Kapak ayarları. Şöyle. Şimdi ustamız bu ayrık yerleri dekoratif macunla dolduruyoruz. Dekoratif macunla rötuş yapıyor diyelim. Rötuş yani, yapıyor, aynen. Rötuşla burayı kapatıyor. Bunlar kuruduğu zaman bu birleşim yerleri gözükmüyor. Şöyle az bir şey bir çizgi var usta herhalde orada. Bunları kapatacağım. Ya da bu biraz daha kuruyunca çizgiler gider mi? Gider. Şu o çizgiler kalacak. Ek yerleri onlar. Yani ek yerleri kalır yani. Ek yerleri kalacak. Ama içini o kenardaki boşlukları kapatıyoruz. Heh. Hani çok kalan görünen evet. Gözü yani rahatsız o eder. O çok rahatsız ediyor evet. Şu an. Onu vurunca onu vurduğumuz zaman rahatsız edici çizgiler kaybolmuş oluyor. Aynen öyle. Evet. Şurada bir şey var sanki usta bant bağlı. Tutkal tutkal. Çıkmadı herhalde. Çıkmadı. Tekrardan yapacağız onu. Macunu sürüyor mu? Şimdi hani işin şeyi ne der? Şeytan ayrıntıda gizlidir. Evet. Bu küçük yerler montajın asıl püf noktalar. Yani bunları yaptığım zaman mutfağın görüntüsü daha farklı olacak. Şöyle biraz daha geriye gideyim şimdi. O yerler kapandıkça bir sıkıntı var bakalım usta nasıl çözecek? Şöyle bir yaklaştırayım bak. Hani sinek küçük ama mide bulandırır hesabı. Yapışan tutkal.
malzemenin ayrılmaması için içine tutkal sürüyoruz ki ileride sizi üzmesin. Tutkalla taşmış biraz. Evet. Siz evde denemeyin. Kapağı çizersiniz. Evet. Usta. Başında güzel oldu. Bak. İyi gibi çıktı ortaya. Artık biz bahçeyle uğraşacağız. Yani bu işlerle yok. Mutfak dolabı yok. Sifon değiştir yok. Ampul patladı, onlarla pek uğraşmak istemiyoruz. Daha çok bahçe. Şimdi montajımız bitti. Ustamız bize bu mutfağın maliyet hakkında bilgi verecek ama ben önce bir malzemeden başlamak istiyorum. Ustam, malzemenin şeyinden bir başlar mısın? Kalınlığı, söyleyelim. İşte içeriği. Önce gövde malzemesinden bahsedelim. 18 milim suntalem kullandık gövdeye. Evet. Arkalarından 5 milim medefelem arkalı kullandık. Kapaklarımız high glass. 18 milim high glass, parlak yüzey. Ay taşı rengimiz, altlarda kapuçino rengimiz. Kulpsuz çalışma yaptık dolaplarımızda. Kulp olayı yok bunlarda. Frenli menteşe, frenli ray. Kombi dolabında spiratörler taktık. Kombi dolabı takıldığında hava alması için. Mermerimiz, mermerit dediğimiz normal hani herkesin bildiği, kullandığı mermerit tezgah. Neden mermeriti tercih ettik burada onu da söyleyelim. Kendiliğinden süpürgelik ve kendiliğinden evi olduğu için su konusunda müşterimiz daha avantajlı olduğu için. Daha avantajlı, müşterimizi üzmeyeceği için. Ve fiyat olarak da şimdi metrekaresini şu an 1400 liradan yapıyoruz. Mermerit değil de granit yapsaydık şu an 2500 lira. Renk seçeneği de yok. Hı. Renk seçeneği olmadığı için bunda istediğimiz rengi kullanabiliyoruz. Her renkte sınır yok. Ne bu renk? Bu rengimiz dolaplar uyumlu olduğu için cappuccino'yla ay taşını karıştırıp içinde cappuccino parçalar, ay taşı, gövde ve içine gümüş kattık birbirini tamamlaması için. Şöyle. Şu an 1400 lira metresi bunun. İşte high glass kapaklarımız da 2500 lira metresi şu an. Metrekare olarak hesaplıyorum. Önce bir mermeritin maliyeti ne oldu? Burada kaç metrekare burası? Mermerimiz burada 3,5 metre mermerimiz var. Yaklaşık olarak 5600 lira civarında tuttu. Evet. Dolabımız 7,5 metre dolabımız var. O da 22 bin lira civarında tuttu. Şöyle göstereyim. Alt, üst, her şey dahil. Aynen, hepsi içinde. Dediğim gibi hepsinde hani menteşesinde de yeniler Samet frenli, yeniler teleskobik frenli. Hani müşterimizi üzmeyecek, ömür boyu kullanması için elimizden gelen kolaylığı, inceliği yaptık. Ödemede de yardımcı olduk. Toplamı neye mal oldu dedin? Toplam 29 bin lira tutmuştu Talip Bey'in. Evet. Onun ödeme nedenini işte nasıl uygun olursa kredi kartı çekebiliriz dedik, taksit yaparız dedik. Biraz da, kart ödedik, biraz nakit ödedik. Biraz nakit verirseniz diğer kalan kısmını iş bitiminde verirsiniz diye anlaştık. Hani pazarlığımız da oldu, 29 konuştuk, o 27-27.5'u buldu. Yapacak bir şey yok artık. Bizden yana helal olsun, Talip Bey güle güle kullansın. Şimdi bunun aynısını yapsan? Şu an işte bugün aynısını yapmaya kalkmış olsak yaklaşık olarak 32-33 bin lira tutuyor. Evet. Yani 2 ay içerisinde 2 defa %10 zam geldiği için yarın ne olur inanın size söz veremiyorum. Biz bir de 2 tane yaptırdık yani, evet, aynı mutfaktan. Aynı mutfaktan 2 tane olduğu için Talip Bey'e bir güzellik yaptık. Sağ olsun, güle güle i̇şte, kullansın. Usta, ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben bu mutfak hem model olarak beğendik, hem malzeme olarak beğendik, hem fiyat olarak herkese buradan önereceğim. Ya, iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Ustamızın ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanın. Sağ ol ustam. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.